Merhabalar sevgili Otodolu takipçileri. Hepiniz yeni bir otomobil incelememize hoş geldiniz. Bugün Ford'un SUV sektöründe, SUV segmentinde adından bahsettiren oldukça iddialı modeli Kuga ile birlikteyiz. Kuga 2012 model Titanium paket 2.0 dizel otomatik kombinasyonuyla birlikte bizlerle. Kuga'nın dış özelliklerinden biraz bahsetmeden önce şu ayrımı hemen söyleyeyim. Bu motor şanzıman kombinasyonuyla Titanium ve Selective adında iki paket halinde ülkemizde satılmış. Yani Selective daha dolu olan model, Titanium da çok boş değil tabii. Burada gördüğümüz önde park sensörlerimiz mevcut ama Selective paketteki gibi xenon farlarımız, mercekli farlarımız yok. Burada halojen farlar var. Onun dışında bahsetmek istediğim bir detay var. Bu aracı kullananların veya yeni alacakların bilmesini istediğim bir detay. Bazı Ford'larda vardı zaten. Kaputu açmak için şöyle ayrı bir anahtarımız sunuluyor. Bu anahtarla birlikte buradan kaputu bu şekilde açabiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Burada da büyük o 2 litrelik dizel motorumuzu görüyoruz zaten. Hani çok bir detay anlatamayacağım burada. Çünkü zaten her yer kapak, yeni nesil motorlar bu şekilde. Deyip kapatıyorum. Onun dışında biraz yana doğru geçecek olursak, gel istersen. Burada 17 inç abadında jantlarımıza yer verilmiş. 225-60-17'lik kocaman lastikler, kocaman güzel bir tutuş sağlıyor. O yanaklarda konfora güzel etki ediyor. Bunu içeride bahsedeceğiz zaten. Yan tarafta şöyle bir ufak ızgaramsı bir detaya yer verilmiş. O da siyah renkle gayet güzel gözükmüş diyebilirim. Arkaya doğru ilerlediğimizde tabii burada arabanın yerden yüksek cüsseli yapısını görüyoruz. O yapının önde ve arkada sağlandığını söyleyeyim. Özellikle şu an bugün farklı SUV'larla da yan yana getirdik arabayı ilk kullanımda. Diğer SUV'lara göre yaklaşma açısı olarak ön ve arka tampon yüksekliği gayet yüksek. O da 4 çeker bir otomobil için, bir SUV için gayet avantajlı bir durum. Bagaj tarafına geldiğimizde tabii burada arka park sensörlerine yer verilmiş. Onun haricinde burada bir geri görüş kamerasını da bilmiyorum, belki fark edeceksinizdir. Ama o içeride bahsedeceğimiz o sonradan takılan Android ünitenin kamerası, orijinalinde yok maalesef. Bagajda ilginç bir detayımız var. Bagaj kapağını iki kademeli olarak açabiliyorsunuz. Bazen nasıl diyeyim, ufak tefek şeylerinizi bu cam kısmını sadece açarak içeri yerleştirebiliyorsunuz. Onun haricinde burayı kapattığınızda da şu alttaki düğmeden, ikinci düğmeden bagaj kapağını bütünüyle açabiliyorsunuz. Burada iki açılış için de tek amortisör kullanılmış, onu belirteyim. Yani aynı amortisör sistemiyle açılıyor, o yüzden ikinci açılış biraz yavaş. Bagaja baktığımızda burada teknik veri olarak çok da aslında büyük diyebileceğiniz bir bagaj yok. 410 litrelik bir bagaja yer verilmiş. Alttaki tabi bölmeler bu zeminle birlikte ayrılmış. Burada neredeyse düz bir zemin var. Yani yükleme eşiği tabi araba yüksek olduğu için biraz yüksek. Ama burada yükleme alanı gayet düz. Onun haricinde buranın altına baktığımızda da burada yarım boy, yine tabi tam boy olsa çok büyük olacağı için yarım boy bir stepne ve tamir eşyalarına yer verilmiş. Bagaja baktığımızda da burada bir aydınlatmamız ve şurada kullanışlı bir 12 volt çıkışımız var. Onun dışında da bagajda bahsedebileceğim başka bir detay yok. Şimdi isterseniz arka yaşam alanını inceleyelim. Tabii arka tarafa binerken de yüksek bir arabaya bindiğinizi fark ediyorsunuz. Arkada yine yarı deri, yarı kumaş koltuklara yer verilmiş. Bunun da konfor hissi güzel. Arka oturuş da oldukça yüksek. Hani ön taraf zaten yüksekti, arka ona nazaran daha da yüksek. Bu da açıkçası cam tavanla falan güzel hissettiren bir detay. Burada bahsedebileceğimiz şöyle açılan bir kol dayamamız var. 2 adet güzel bardaklığı. Şurada da şöyle bir nasıl diyeyim, ufak tefek şeyleri koyabileceğiniz gözünüz var. Onun dışında burada bagajda olduğu gibi bir 12 volt çıkışına yer verilmiş. Bu da açıkçası böyle bir SUV aile kullanımı olacak bir otomobilde 2012 yılında güzel bir detay olarak yer verilmiş burada. Ufak bir oyuğumuz, koltuk arkasında da kullanışlı ceplerimiz var tabii ki. Onun dışında ben arka yaşam alanında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Tabii şunu da burada bahsedeyim. Cam tavan önden ve arkadan iki şekilde, nasıl diyeyim, iki parça halinde bu şekilde kapatılıyor. Biraz sert oldu ama kapattık. Burada İlginç bir detayımız var. Arka paspasın altını kaldırdığımızda şurada sağda ve solda bu şekilde oyuklu eşya koymalık yerlerimiz var. Bilmiyorum fabrikadan çıktığında bunun içinde farklı şeyler var mıydı? Ama bu oyuklar da gayet kullanışlı olabilir eğer kullanılırsa. Onun dışında
Bu oturma kısmını kaldırdığımızda burada da bir oyumuz ve bununla birlikte bunu kaldırdıktan sonra bu koltuğu yatırdığımızda da şöyle bagajdan dümdüz bir zemin oluşuyor. Bu da gayet kullanışlı bir detay. Yani bütün koltukları bu şekilde yatırdığınızda bagaja dümdüz bir şekilde eşya yüklemesi yapabiliyorsunuz diyelim. Ve buradan bu kadardı. İsterseniz şimdi biraz da ön tarafı inceleyelim. Aracın kokpitine geçtiğimiz zaman istersen bir eşya gözlerine bakalım, malzeme kalitesine bakalım, sonra sürüşünden bahsederiz. Yani malzeme kalitesi olarak baktığımızda şurada bir kumaş doku kullanılmış. Onun dışında bu şeyler falan sert. Zaten sürüşte de söyleriz. Araçta biraz hani 220 bin kilometrede bir araç sonuçta. Evet. Hem alacaklar için de bir tecrübe olur, yani tavsiye olur. Ufaktan trim sesleri var. Hatta bu kilometrenin getirdiği bir şey de bak gözüme çarpıyor. Burası biraz kalkmış gibi. Muhtemelen güneşte kalmaktan dolayı o şekilde olmuştur. Bilmiyorum ama bir işlem gördü mü? Bu malzeme yumuşak. Bak, aynen. Sert değil. Buralar tamam sert ama burası yumuşak. Senin dediğin kumaş kaplamadan yine kapı açma kolunun orada da var. Yani tuttuğumuz kapıyı kapatırken orada da güzel bir kumaş kaplama var. O da güzel bir detay. Eşya gözü olarak bakalım istersen. Onun dışında eşya gözlerin kapı içlerindeki eşya gözleri, alttaki eşya gözümüz var. 3 tane 0.5'lik söz şişesi oluyor. Evet. Zaten. Yine hoparlörün üstünde küçük bir eşya gözümüz var. Bir şey var. Aynen. Onun dışında burada far altı, far kumandalarının altında ufak bir oyumuz var. Yine aynı şekilde de bir oyuk, yani bir açılır kapanır değil, bir oyuğa yer verilmiş ön konsolda. Torpidoya baktığım zaman torpido geniş. Geniş, bayağı büyük, bak derinde. Bak şimdi otodolu usulü özlemişsindir. Çıkartıyorum hazırsan bu. Aynen. Ve içi güzel kumaş kaplı. Tabanda yumuşak bir malzeme var, aynen. O şeyleri de güzel, detayları da güzel. Burada iki adet bardaklığımız sürgülü tabi açılıp kapanabiliyor. Onun dışında burada bayağı derince bir kolçağımız var. Onun içinde de ufak tefek AUX bağlantı yeri de orada. AUX bağlantı kısmı da mevcut. Bir tane de gözlüklüğümüz var. Aynen cam tavan olmasına rağmen bu araba. Aynen öyle. Gözlüklüğün de hani içinde bir kaplama varmış da sökülmüş gibi duruyor ama emin değiliz. Hani dediğimiz gibi 220 bin kilometrede bu araç. Orada yapıştırıcı izleri var. Onun dışında malzeme kalitesi olarak koltuklarımız yarı deri, yarı kumaş, böyle siyah renkli döşemelerimiz var. Arabanın döşemeleri siyah renkli ama bu cam tavandan da bahsedelim. Onun sayesinde gayet ferah yüksek oturuş sayesinde de ferah bir iç mekan havası var. İstersen bir sürüşe çıkalım ya. Çıkalım, sürüşe çıkarken bahsedelim. Anahtarsız giriş yok ama anahtarsız olarak çalıştırmamız mevcut burada yazan power tuşuyla birlikte. Bayağı bir sarsıntılı çalıştı ama onu söyleyeyim. Aynen, ilk çalışmada özellikle sabah ilk aldığımda bayağı gürültülü çalıştı. Isınınca biraz kesiyor ama rölantisi sarsıntılı. Zaten şimdi yola çıkınca bakarız motor sesine. Ama dediğim gibi ilk çalıştırmalarda da CR-V'de de öyleydi. Klasik dizel motorlu Duster'da da ben test ettiğim zaman öyleydi. İlk çalıştırmalarda biraz gürültülü motoru var. Aynen. Dizel. Motordan da direkt bahsedelim istersen. Bence bir mahsuru yok. 2 litre TDCI klasik Ford'un dizel motoru. 140 beygir, 320 Nm'de tork üretiyor. Tork değerine sahip. 6 ileri power shift otomatik şanzımanla birlikte kombine edilmiş. Bu power shift 6 ileri şanzıman özellikle güçlü dizel motorlara göre tasarlanmış bir şanzıman. Şanzımandan direkt girdiğim zaman şu eksisinden bahsedeyim. Normalde performanslı kullanım için gayet uygun bir şanzıman. Yani bu yüksek devirlere çift seni kavramalı. Evet, çift kavramalı, vites geçiş hızları çok yüksek. Yüksek devirlerde de seni hani yürütebiliyor. Hani işte 4000'de vites atayım demiyor. Bayağı bastığın zaman bu şanzıman bayağı yürütüyor arabayı. Evet. Performansa uygun. Ama şu eksisinden bahsedeceğim. Birazcık titremesi var. O da soğukken muhtemelen yine yaşından, kilometresinden ötürü olabileceğini düşünüyorum. Sonuçta çift kavramalı şanzımanlarda bu yıpranma meydana gelebiliyor. Bence bu kronik çünkü benim dayımda bir BMX vardı. Onda da benzinli otomatikti o. O aynı power shift şanzıman. O da titriyordu. 2013'tü yanlış hatırlamıyorsam o arabada. Bu yıllarda yine bir arkadaşım Fiesta'sına binmiştim ben. O da titriyordu. Aslında yazılımla falan çözülebiliyor diye okudum ben forumlarda ama aynen. Bu bir kronik problem şanzıman. Böyle çekiş sisteminden bahsedelim. 4x4 sürekli 4 çeker. Yani bir seçim sunmamış burada konsolda.
akıllı bir dört çeker aslında. Ona göre tekerlere gücü aktarıyor. Yani sürekli dört çeker, aynı CR-V'deki gibi. Hatta aynen, zaten arabanın hisleri bana CR-V'yi anımsattı biraz. Konfor ögelerine bakalım istersen arabanın. Şehir içinde kullandığın zaman nasıldı? Ya şöyle söyleyeyim, koltuk ayarı bir kere oldukça yüksek olarak ayarlanmış. Hani tam bir SUV'de hissediyorsunuz, tam yüksek araçta olduğunuzu hissediyorsunuz. En aşağıya alsanız bile, şu an en aşağıdayım, oldukça yüksek, etrafa hakim bir şekilde oturuyorum. Ben aslında ön yargılıydım, yani Ford biraz gergin olur diye. Ama dediğin gibi araba konforlu. Yani şu anda da mesela normal yolda seyahat ediyoruz. Yalıtım özelliklerine bakmak gerekirse motorun sesli çalıştığını söylemiştik ilk başta. Sesli çalışıyor ama yolda giderken böyle alt devirlerde kaldığında çok da rahatsız edici, evet, bir ses almıyor yani içeri motor sesi olarak. Şu an tek eksisi yalıtım olarak biraz yol sesi duyuyorum. Yol sesi duyuyoruz. Kışlık lastikler olabilir. Heybetli yapısından dolayı zaten bir rüzgar sesi var. O konuda yeremeyiz arabayı. Aynalar falan kocaman zaten. Yani büyük, heybetli, gayet de yüksek zaten bu araba. İki cam tavanı da var zaten. Hani o da bir eksi olabilir bu konuda. Bu konforlu yanının eksisi olarak arabayı ben çok yatar, işte fren yapınca çok beşik hareketi yapar Duster'daki gibi düşünmüştüm ama rigid bu araba. Yani şöyle ufaktan bir yatması var hani frende falan ama böyle yine de çok sıkı yani. Böyle hani aşırı bir öne yığılma yapmıyor. Evet. İşte virajlarda falan az önce hareketli çekimlerde zaten denedik. Virajlarda falan hani yatması var ama yine de bir Ford olduğunu hissettiriyor direksiyonda yani ve tutunmasında. Araba gayet rigid ya, öyle şey değil yani. Aynen. Kötü değil kesinlikle. Ya altı dolu, altında bir doluluk olduğu belli oluyor. Normalde burada Sony ses sistemi oluyor. Burada farklı bir şey. Ford'larda kullanılan Sony ses sistemi ama bu Türk usulü sonradan çevirme bir Android sistem. Dokunmatik bir Android sistem takılmış. Ama bir ses sistemine bakabiliriz. Aynen, tabii ki. Aynen, hoparlörleri standart zaten. Şöyle. Buradan açmak zorundayız sesini. Maalesef. Oradan da açabiliyorsun. Aynen, yani çalışıyor. Kumandayı da entegre etmişler. Şu an yarım. Yarı sesli aynen. Arkadan güzel ses geliyor. Orada da hoparlörler var. Aynen. Bu da en üst seviye. Hani dolu dolu bir ses var. Evet. Çok da uzatmaya gerek yok. Dolu dolu bir ses var. Basları gayet falan güzel. Güzel. Güzel ve şey hani olmuş vermiş olayım diye değil, dolu dolu gerçekten kaliteli çıkıyor ses. Işık yanınca, müsait olunca kalkacağım. Bir görmüş olalım diye, yani çok zorlamak için değil. Sonuçta büyük bir araba. Normal basıyorum. Tabii şanzıman spor modu almadım. Güzel ivmeleniyor ya. Yani biraz sonradan kesildi ama ilk kalkışı güzeldi. Aslında güzel yürüyor gayet. Hatta evet, biraz devam edeceğim yani. Bu sesler de şey, onu da belirtelim. Rüzgar seslerini de biliyorsun. Rüzgar sesi şey de, yol sesi de alıyor. Yol rüzgar sesi, sesi de alıyor. Kemer tokası tam oturmuyor gibi bir durum var arabada. O yüzden şey, kemer uyarısı yapabiliyor. Bu araba titanyum paket. Evet, bir de selektif. Selektif var. Selektif bunun bir dolusu. Çünkü onda evet, benim sevdiğim bir özellik, koltuk ısıtması var selektifde. Koltuk ısıtma var. Onun dışında başka... Ön cam rezistansı var. Aynen, burada bunun rezistans. Tuşu boş burada. Aynen, onların burada yeri orada koltuk boş. Koltuk ısıtma yok titanyumda. Olsaydı güzel olurdu. Evet. Onun dışında yağmur sensörümüz var. Far sensörümüz var. Donanımlarda yine güzel bir özellik, karartmalı dikiz aynası aynen, var burada. Açıkçası hani yeni arabalarda en çok aradığım şeylerden biri. Yani en boşuna da onu koysunlar abi. Evet evet. Yokuş kalkış yok. Ha ya abi, ona çok şaşırdım ya. Hani koymuşsun burada güzel bir otomatik şanzıman. Yani ya, tamam elektrikli el freni yok olmasın ama yokuş kalkış desteği ne bileyim 2012 modelde sunmuyorlar mıydı yani? Yani yokuş kalkış olsun bir zahmet. O kadar özelliklerin var. Aynen öyle. Onun evet, dışında... Hız sabitleyicimiz var. Evet, hız sabitleyicimiz var. Ve çok güzel bir özellik burada. Kocaman bir cam tavanımız var. O zaten başta da söyledik, arabanın içine aşırı ferahlık katıyor. Yani gayet ferah bir sürüş sağlıyor cam tavan burada. İçerideki o kasvetli havayı yok ediyor. Zaten arabanın yüksek yapısı da var. Cam tavan dolunca bayağı uçaktasınız yani. Çift taraflı bir dijital klimamız burada sunulmuş. Da motorda bahsetmeyi unuttuk yine. Yakıt tüketimi. Aynen. 2.0 bir motor var dizel.
Ya heybet ağır bir araba, 4 çeker. Böyle heybetli bir arabada zaten sunulması gereken bir motor. Keşke ülkemizde vergiler daha düşük olsaydı da bütün bu tarz araçlar bu tarz büyük motorlarla gelseydi. Yani artık düşük hacim, büyük turbo gibi bunu çözüyorlar. Ama bunun yakıt tüketimi tabii bu verilere göre bunun da bir karşılığı olacak. Aynen, çünkü sürekli 4 çeker bir sistem var. Ağır bir yapısı var. Şehir içi herhalde bir 9-10 litre falan yakıyor yol bilgisayarına göre. 9-10 litreler civarında tüketim var. Şehirler arası da 6,5 işte 7-6. Yani 6-6,5. Hani çok çok zorlarsanız, kasarsanız belki 6'nın altına da düşer ama o öyle bir kombinasyona da pek gidebileceğinizi sanmıyorum. Yani boş olması lazım arabanın. Tek kişi falan böyle 90 falan gitmen lazım. Aynen öyle. Yakıt tüketimi de böyle bir cüssede bu özelliklerde gayet normal. Burada hani oturuşta sürüşten bahsedeyim. Direksiyon hani 4 kollu böyle... Focus 2 direksiyonu. Focus 2 direksiyonu Ford dışında markalarda şey böyle ağır arabalarda, böyle oturaklı arabalarda kullanılır bu 4 kollu direksiyonlar. Hani seven, sevmeyen bilmiyorum olabilir. Ben güzel buluyorum. Hani sportif bulmuyorum ama güzel. Yumuşak. Aynen. Yani bu arabanın bu heybetli yapısını gayet iyi çevirebiliyor yani. Kullanımı rahat bu arabanın. Yani çok zorlanmadım ben kullanırken. İşte büyük araba vesaire. Direksiyon da buna artı etkisi var yani. Şehir içinde fıt fıtı kolay hareket edebildim yani. Ya ufak ufak şöyle dinamiklerini göstereceğim. Çok aman aman gazlamayacağım. Zaten üstünde kışlık lastikler var. Çok da güzel lastikler değil şu an üstündekiler. Havada yerlerde ıslak zaten. Sadece ben dinamik yapısını göstermek istiyorum. Bakın ufak bir yatması var demiştim zaten. Ama bu cüssede... Rigid araba gayet. Aynen bu cüssede nasıl diyeyim, bu ağırlığa sahip bir araba. Mesela CR-V'de kullandık. O buna göre çok daha fazla yatıyordu hatırladığım kadarıyla. Yani şu an dönüş hissettiklerini bak arka gördün mü? Arka biraz geldi. Kışlık lastikten dolayı. Hayır şey açısından değil. Kötü bir tutuş değil. O güzel bir özellik. Güzel, kafadan güzel. Kaymasın abi. Şu cüsse kafadan kaysa aklımı kaybederim yani. Bak, kafadan... Özellikle sallıyorum arabayı biraz. Güzel tutunuyor. Yani. Ve... Ford yani. CR-V'deki yaşadığımız hislerin aynısını yaşıyoruz birebir. Aynen. Frenler de gayet bu cüsseye yeterli. Benziyor orada CR-V testinde kavşaktan böyle yan yan çıkmıştık. Sonra radara gelmiştik. CR-V'den daha güvenli, performanslı sürüşte. Aynen öyle. Onu da karşılaştırmış olayım. Onun dışında fiyatlardan bahsettik. Ortalama 170, yani 150'ye de var. Kötü kombinasyona göre 200'e de var. Ortalama 170 diyebiliriz bu arabayı. Aynen, ortamı 170 bin lira civarında sahip olabiliyorsunuz. Güzel bir 4 çeker sistemi var bu arabanın. Yani yokuşlarda vesaire arazide gayet rahat kullanım sağlıyor. 4x4 sistemini beğendik. Onun dışında yerden yüksek yapısı var. Diğer SUV'ler, bazı SUV'ler gibi böyle şey değil, yalancı değil. Yani o yüzden gerçekten ben bir SUV kullanmayı istiyorum diyenler bu arabayı alabilir. Bu testimizden böyleydi diyelim artık. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Abone olarak da bize destek verebilirsiniz. Diyoruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Otodoluyla kalın. Bay bay. Bay bay. Neyse. Şey diyorduk. Bir sus. Sen de sus ya. Oğlum bir daha. Evet. Devam edebilirim. Ama nesi yok. Nesi yok. Çok büyük bir... Emniyet kemeri yok. Nesi yok. Nesi yok. Nesi yok. Like'a basmayı unutmayın. Kapatın, bir daha çek. Tamam, bir daha söyle. Ve de yerden bayağı yüksek yani, öyle şey değil. Biliyorum ki bir yerlerde bir para sıkışmış. Para sıkışmış ama. Para sıkışmış, her tarafı sıkışmış. Öyle değil, hani para ses yapıyor biz. Neyse. Hayır, ben para sıkışmış. Anladım. Bir sorunu var. Ya onu da kastettim zaten de. Neyse, şeyi söyleyelim. Bir dur, test ediyoruz, bir dur. Teşekkür ederim. Sen de dur. Tamam, bitirelim hadi.